Illustrator programında çalışırken çalışma alanımız içerisinde birçok nesne olması olağandır. Çalışma sırasında da yapılan işle ilgili olarak daha ince çalışabilmek için bu nesnelere yaklaşmak, uzaklaşmak veya aralarında gezinmek gerekecektir. Dökümanın içinde gezinebilmeniz için tasarlanan araçlara kısaca bakalım. İlk olarak scrolllardan söz edebiliriz. Bunlar ekranın sağ tarafında döküman içinde yukarı ve aşağı gitmenize yarayan scroll bar ve ekranın alt tarafında dökümanda sağa ya da sola gitmenize yarayan scroll'dur. Yalnız bu hareket araçları çalıştığınız objelere çok fazla yaklaştığınızda kesin hareketler yapmanızı engeller ve döküman içinde çok hızlı hareket ederek seçmek istediğiniz yerden uzaklaşmanıza neden olur. Nesnelere veya dökümanımızdaki herhangi bir objeye yaklaşmak için zoom aracını kullanabiliriz yakınlaştırma aracının varsayılan görevi her tıklandığında veya belli bir alan seçildiğinde oraya yaklaşmaktır. Klavye'den alt tuşunu kullanarak zoom aracının yakınlaştırma işlemini tersine çevirip objelerden uzaklaşabiliriz. İkinci olarak döküman içinde gezinmek için kullanabileceğimiz bir araç ise Hand Tool'dur. Hand Tool ile dökümanda herhangi bir noktaya faremizle tıkladıktan sonra ekranı sürükleyerek döküman içinde istediğimiz yerlere ulaşabiliriz. Scroll çubuklarının aksine el aracı bize daha rahat ve ince hareket imkanı verebilmektedir. Ayrıca el aracına her ihtiyacımız olduğunda kendi ikonuna tıklamamız da gerekmemektedir. Klavye'deki space tuşu, tuşa basılı tuttuğunuz sürece elinizdeki diğer araçların özelliğinden çıkarak fare imlecini hand tool haline getirir. Örneğin zoom tool'u seçtikten sonra resme biraz yakınlaşalım. Arkasından space tuşuna basarak o an için hand tool'u aktif hale getirelim. Space tuşunu bıraktığımız anda imlecimiz tekrar zoom tool'a döner ve eski fonksiyonuna devam eder. Dosya içinde hareket etmenin bir başka yolu da doğrudan navigator panelini kullanmaktır. Eğer bu panel aktif halde değilse window menüsü altından navigator tıklanarak ortaya çıkarılabilir. Şimdi zoom tuyla resme biraz yaklaşıyorum. Dikkat ederseniz navigator penceresinde resimde görmüş olduğum alan kırmızı bir dikdörtgenle belirtiliyor. Navigator penceresi üzerinden buradaki dikdörtgeni oynattığımda döküman içinde istediğim yere rahatça hareket edebiliyorum. Dökümana yaptığım zoom boyutunu yine buradaki scroll ile ayarlayabiliyorum. Ve eğer istersem bu sol alttaki kutucuktan da yüzde olarak ne kadar büyütmek veya küçültmek istediğimi yazarak dökümanım içinde rahatça gezinebiliyorum. Son olarak eğer tekerlekli bir fare kullanıyorsanız klavyenizdeki alt tuşu basılıyken mouse'un tekerleğini ileri ittirdiğinizde dökümana yaklaştığınızı geri çektiğinizde ise dökümandan uzaklaştığınızı görebilirsiniz. Bu sayede Illustrator'daki araçların birlikte kullanımı sayesinde döküman içinde rahatça hareket edebilir ve istediğiniz objelere yaklaşıp uzaklaşabilirsiniz.